Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu, ebeden daimen. Şu alem-i kebirde hiçbir şey yok ki ona işaret etmesin ve onu bize tanıtmasın. Demek ki insan şu kesret tabakasında boğulmaması için, bu karışıklık içinde vahdaniyetin sırlarını keşfedip, ülfet perdesini yırttıktan sonra, doğrudan Zat-ı Zülcemal'in sanatlarını ve o sanatların içinde gizli olan ulvi hikmetleri müşahedeye başlar. Ve görür ki muazzam bir intizam içinde sevecen ve muhabbete layık o sanatların yüzlerinde Rabbini tanımaya başlar. Ve tanıdıkça sever ve muhabbet eder. Nasıl etmesin ki? Eşi ve benzeri bulunmayan ve bize bizden daha yakın olan o Zat-ı Vacibül Vücud hem bize görünmek hem de görmek istiyor. Ve biz de bu tenezzülat-ı ilahiye karşılık vererek her şeyde ve her yerde onu hatırlayıp takdis etmemiz lazım. Ve verdiği nimetlere şükür ile karşılık verip ona müştak olduğumuzu göstermeliyiz ki şu acip zamanda ve mekanda bizlere olan yakınlığını hissedelim ve huzur-u ilahide olduğumuzu unutmamakla beraber bizlere verilen her türlü alet-i acibe hiç bilinmemiş ve görülmemiş derecede inkişaf edecektir inşallah.